Evet, merhabalar değerli abonelerimiz, saygıdeğer arkadaşlarımız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Evet arkadaşlar, bugün de böyle yattık dünden beri. Şimdi yüke gidiyoruz. Sıramız bizim bugündü. Sıramıza girmek için şu anda aracımızı falan çalıştırdık. Havasının dolmasını bekliyoruz. Bu esnada çıkış yaparken sizlere şöyle güzel bir video yapalım yine diye bir çaba içerisine girdik. Değerli kardeşlerimizden, abonelerimizden bizlere bazı yorumlar geliyor. Şöyle cevap verebildiğimiz yorumlara cevap veriyoruz. Veremediklerimize de veremediklerimiz derken arkadaşlar, vermediklerimiz diyelim. Çünkü bazı yorumlar böyle şey geliyor, kaba saba geliyor. Benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz herhalde. O yüzden de hepsine de cevap vermiyoruz. Çünkü polemik konusu oluyor bu sefer. Tartışmaya girmek zorunda kalıyorsun. Dengesiz şeyler olduğu için de ne oluyor? Sıkıntı yaşamamak adına biz bazı şeylere cevap vermiyoruz. O yüzden de hani arkadaşlarımız abi cevaplar gelmiyor falan filan diye sitemde bulunabiliyor. O yüzden de kusurumuza bakmasınlar. Dediğim gibi cevap verilebilecek yorumlara cevabımızı veriyoruz. Ama bazısında şimdi devamlı telefonla ilgilenemediğimiz için veremiyoruz cevaplara, sorulara cevap. O yüzden de onlar da kusurumuza bakmasın. Şimdi arkadaşlar, ben bugün şöyle Gebze'deyim. Gebze'den şimdi çıkacağım Çayırova'ya doğru. Şekerpınar'ın tepesine doğru çıkacağız. Bakalım Allah'ın izniyle kazasız, belasız, sıkıntısız, dertsiz, kasvetsiz yolumuza devam edelim. Allah'ımıza hamdolsun, şükürler olsun ki bizlere bu günleri gösteriyor. Şöyle güzel günler devamlı önümüzde olsun inşallah. Hep beraber yolumuza devam edelim bakalım şimdi. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Yani ne kadar da beni sevmeyenler varsa da ben onları da seviyorum. Hiç sıkıntı yok. İnsanı insan olduğu için seviyoruz. O yüzden kalp kırmanın, gönül kırmanın bir anlamı yok. Hep birbirimize, birbirimizle saygı sevgi çerçevesi içerisinde anlaşıp yolumuza devam edeceğiz yani. Ha şimdi bazı arkadaşlarımız şey diyor, abi diyor artık diyor profesyonelliğe geç. diyemiyorum da bak şimdi. Neyse yani geç derken arkadaşlar, ben şimdi şöyle elimden geldiğince telefonla anlık yapabildiğim kadar yapıyorum. Diğer türlü benim zamanım yok öteki şeylere. Uğraşamıyorum arkadaşlar. Montaj işleri bilmem neler, bunları yapamıyorum ben. O yüzden de telefonla elimden geldiğince çekip atmaya çalışıyorum. Ha, izlenme çok olur az olur onu sizin değerli fikirlerinize, görüşlerinize bırakıyorum. İzlersiniz izlemezsiniz, ona da bir şey diyemiyorum. Allah razı olsun izleyenden de izlemeyenden de. Ben çok da öyle hani ağım şağım çok da izlemem olsun diye yani çok böyle çaba sarf edeyim de böyle yok şuna masraf edeyim, buna masraf edeyim, şunu yapayım, bunu yapayım deyip de hani kamera sistemi bilmem ne sistemi, onları yapmak problem değil arkadaşlar. Yapmak problem değil de onlara zaman ayırabilmek bir mesele. Benim o şekilde zamanım olmadığı için ben böyle canlı yayınlarla yoldayken hem işimizi gücümüzü hallederken bir de böyle yani araca bindiğimiz zaman bir yere giderken gelirken bunları çekebilmenin peşindeyim. Bunları yapabiliyoruz. Bunu da aslında dediğim gibi daha önce de belirttim arkadaşlar. Ben bu YouTube'u bir kere açmış bulunduk. Şimdi kardeşlerimiz 6.000 7.000 kişi neyse abonemiz var. Bunun içinden belki 300'ü 500'ü 1000'i bizi seyrediyor, izliyor. Bunlara şimdi mahcup olmamak adına bunlarla bir dostluk kurduk, bir ahbaplık kurduk diyelim buradan. Birbirimizi ne kadar görmemiş olsak da, onlar beni görüyorlar da ben onları görmemiş olsam da sonuçta bir gönül bağı oluştu. Bu yüzden de hani bunları bırakıp YouTube'u da kapatmanın olmayacağını düşündüm. Yani saygısızlık yapmayalım kimseye. Çünkü herkesi seviyor ya da sevmiyor. Bir gönül verilmişlik var. Takip edenler var. O yüzden de kimseye saygısızlık etmenin bir anlamı yok. Ama bu şekilde ben elimden geldiğince arkadaşlarımızın gönlünde kalmaya çalışıyorum.
Yani o yüzden de bana kızıp darılacak olan arkadaşlarımız varsa da kendileri bilirler. Bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Ben elimden geldiğince bu telefonumla yapmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde de devam edeceğiz. Ha, ilerleyen zamanlarda belki bir serbestlik olursa, belki bir rahatlama olursa, bir sıkıntı olmazsa dediğiniz gibi kamera, memara, bilgisayar konularına belki girebiliriz. Ben onu montaj aşamasına giremiyorum zaten. Onları belki bir değişiklik yapabiliriz ilerleyen zamanlarda ama söz vermiyorum kimseye. Yani telefonun çekim kalitesinden dolayı sıkıntı yaşadığımızdan dolayı hafıza problemi yaşadığımızdan dolayı telefonu değiştirdim. Sırf yani telefonu bu videolar için, sizler için değiştirdim. Yoksa hani benim telefon değiştireceğim yoktu. Diğer telefonum da benim işimi dört dörtlük görüyordu. Sadece video ve hafıza konusunda sıkıntı yaşadığımız için de bu arkadaşlarımız için telefonumuzu değiştirdik. Bundan daha fazlası da biraz bana ağır gelir. Çünkü daha yani diğer arabaya borcumuz, harcımız var. Sıkıntılarımız var. Biz sıkıntılarımızı hani borç verirken sadaka verilmez diye bir laf vardır. Şimdi borcumuz varken sadaka vermenin de bir anlamı yok. O yüzden de beni anladığınızı düşünüyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi kameramı ben yola çevirip yolumuza devam edelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu kadar görüntü yeter sizlere. Yakışıklı uşağı bu kadar gördüğünüz yeter yani. Evet, Bismillahirrahmanirrahim deyip yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi aydın bağlı. Size bugünkü videomuz buradan bu şekilde olsun. Şuradan bir U dönüşü yapıp gerisin geri gideceğiz arkadaşlar. Burada geniş bir alanımız var. Evet. U dönüşümüzü yaptık. Geldik Göbekten de bir sol yaptık. Tekrardan bir sol devam. Köprünün altından geçiş bilmem ne ana yola çıkıştan oradan doğru noktamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yüklerimizi biz nasıl buluyoruz onu da anlatalım. Nakliye işinde şu anda işler hep telefon işine döndü. Yani daha çok telefonla herkes işini hallediyor. Eskiden nakliyeciye falan gidilirdi. Bilmem ne olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi herkesin sabit yerleri var. Telefonla arayıp telefonla işini halledebiliyor çoğu kişi. O yüzden de nakliyecilere gitmeye fazla da gerek kalmıyor. Tabii bu demek değil ki nakliyecilere gidilmiyor. Nakliyecilere gidiliyor arkadaşlar. Herkes de gidiyor yani. Bugün gitsen nakliyecilere baksan adım atılacak yerler yok. Adamı yoran bir sistem, yoran bir işlem. O yüzden biz genelde tercihimizi hani telefonla arayıp eşimizi, dostumuzu buralardan iş bulmanın peşine düşüyoruz. Öteki türlü yoksa hani
tutup da nakliyecilere gidip de akşama kadar gezip yorulup da o saatten sonra o yükü yükleyip yola gitmenin de bir şeyi kalmıyor. Yola gidemiyorsun çünkü yoruyor insanı, sıkıntı oluyor. Yorulmuş oluyorsun. Evet arkadaşlar, şurası çok dar bir yer. Çok dar bir yer. Arkamda da itfaiye var. Vıyı vıyı ediyorsun sen ama adamla birbirimize girecek halimiz yok beyefendi. Bak, sıfıra sıfır şeyden, bariyerlerden gidiyoruz. Sıfıra sıfır bariyerlerden gidiyoruz. Jandarma arabası önümden geliyor. Adam ne yapıyor? Bu da kızıyor bize kendine göre. Yani şuraya burayı yapmışlar. Öyle bir yer yapmışlar ki iki araba yan yana geçerken aynalar birbirine değiyor ya. İki araba yan yana geçerken aynalar birbirine değiyor. Bırak büyük arabayı. Az önce gördünüz yanımızdan geçen araba. Biz durduk, o geçti. Yani bunu az daha geniş, az daha düzgün bir şey yapın. Yapıyorsanız yolu. Buradan tır geçecek, kamyon geçecek. Şehir içlerine girmek için başka bir yol yok burada. Burası var. Köprüye 4.60 yüksekliği, 4.60 yüksekliği vermişin. Yalnız şeyi vermemişin. Bu itfaiyeler herhalde bir yeresi yanayı. Birisi bir yerisi yanayı gene herhalde. Yapacak bir şey yok. Adamları görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde gitmenin peşinde ama itfaiye madem kırmızı mırmızı dinlememesi lazım bunların aslında. Yol isteyip gitmesi lazım yanan bir yer varsa. Demek ki de çok da acil bir şey yok. Yalandan bayıltı koparıyorlar. Acil olan bir yerde bunlar durmazlar. Şimdi arkadaşlar şu hemen sağ tarafımda durak var. Durak bir de normalde hani yük boşaltmaya arkadaşlar oluyor. Mesela tuğla boşaltmaya, çimento, kireç, un bilmem ne gibi boşaltmaya, hamaliye işlerine. Önceden burada bekleme mekleme yoktu. Eski sisteme döndü burada. Afganlılar, Suriyeliler burayı zapt etmişler arkadaşlar. Gelen de buradan ucuz ucuz bunları götürmenin peşinde. Geçen bir tane buradan tam döndüm. Şu önümdeki gavşıktan bu tarafa. Bir tane taksi durdu. 15-20 tane burada adam var, birbirleriyle dövüşüyorlar. Taksinin adam alacak 2 kişi ya da 3 kişi. Hepsi birden taksinin koluna sarılmışlar, kapı kollarına. Taksinin kapı kollarını neredeyse koparacaklar. Kapı kollarını koparmayı bırak. Hani hepsi birden öyle sarılmış ki sanki taksiyi tutup yerinden kaldıracaklar yani. Öyle tutuyorlar. Uğunu bırakmıyor, uğunu bırakmıyor. Adam değil, binin diye 2 kişi, 3 kişi neyse diye. Ben de arkalarında durdum. Mecburen bekliyorum. Yolun ortasında durdu çünkü. Adam değil ki binin diye. Yani taksiye 3 kişi bindiler. Ama taksinin kapı kollarını 20 kişi tutuyor. Her kapıya bir kişi, 2-3-4 kişi sarılmış. Uğunu itiklemeye çalışıyor, uğunu itiklemeye çalışıyor. Birbirleriyle de kavga ediyorlar. Sen bineceydin, ben bineceydim. Yani dediğim ne? Taksiyi tutup, hepsi beraber aynı kollarından tutup kaldırsa kaldırırlar yani. Dedim ya hani 20 kişi varlar neredeyse diye. Adam, la kardeşim. Böyle bir şey yok yani. Kendi ülkemizde bunlara bu primi vermeyeceksin aslında, vermeyeceksin. Bunlara bu primi vermeyeceksin kendi ülkemizde. Şimdi bakıyorum. Lan bizim adamlarımız anasını satayım. İş bulamıyor. Adam gelmiş 10 lira düşük alacağım diyor adam. Lan al kendi adamını da al kendi adamını adam gibi çalıştır. Şimdi o adamın 8 saatte yaptığı işi senin adamın 4 saatte yapayım. Niye? Aman benim işim görülsün de ister 8 saatte görülsün ister 10 saatte. Öyle olmuyor işte ama. Mesela sen 10 milyon adama düşük vereceğim diye beni mağdur ediyorsun. Ben o gün yattım kaldım, iş bulamıyorum. Arabam erken boşalmamış oluyor. Adam seni düşünmüyor ki, adam cebinden az çıkacak 10 liranın peşine düşmüş. Diyeceğim şu. Arkadaşlar bu
sistemlere, bu şeye artık bu düzensizliğe devletimizin bir dur demesi lazım. Gerçi artık yani eleştiri yapmak da suç şeyine giriyor galiba. Mahkemelik olma şansı da var milletin. O yüzden artık eleştiriyi de yasakladılar kanunen arkadaşlar. Eleştiri de yapamayacak kimse herhalde. Yoksa ne bileyim artık, isyancı mı olursun, FETÖ'cü mü olursun, ne olursun bilmiyoruz yani. Adam bize istediği gibi hareket çizecek, biz adama eleştiri yapamayacağız. İstedikleri gibi ceza yazacaklar, eleştiri yapamayacaksın. Ha, ne oldu? Ama biz kendi kendimize ediyoruz. Yapacak da bir şey yok, edelim bakalım. Neyse, bu konulara girmeden yolumuza devam edelim. Biz şimdi böyle çıktık. Dediğim gibi noktamıza gidiyoruz, yükümüzü yüklemeye gidiyoruz. Allah'ın izniyle de yükleyip güzel bir şekilde geri döneceğiz. Allah teşkil olsun ya Rabbim. Hızla git. Yavaş yürü. Evet, buradan Çayırova, İstanbul, Ankara çevre yolu tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Köprünün altından geçip Şekerpınar tarafına doğru hareket haline gireceğiz şimdi. Böyle devam ediyoruz. Bonus.
Evet, Şekerpınar tarafına sapıyoruz arkadaşlar şimdi. Bu sapaktan girip buradan girip buradan çıkacağız. Oradan girip oradan çıkacağız. Adam köpeği koymuş arabanın içine. Allah'tan arka kapağı açmış. O hayvan ne yapacağı da orada ya? Ya arkadaş, hayvanın evin içinde, arabanın içinde yani böyle yerlerde işine, hayvanın belirli bir yeri var. Olur. Burada bakarsın ya. Hani hayvanı sevme diyen yok. Hayvan sevgisinden uzak olun diyen de yok. Ama her şeyin de bir düzeni var. Adam evin içinde kedi besliyor, köpek besliyor. Lan evin içinde kedinin köpeğin ne işi var ya? Allah aşkına ya. Tamam. Hayvan sevgisine kimsenin bir şey demiyoruz. Ama bence ne bileyim yanlış bir şey ya. Gerçi herkesin fikrine saygı duymak gerekir. Yani kimsenin işine de karışmak gibi olmasın ama yani bilmiyorum ya. Buradan da hayırlısıyla bir dönebilirsek şimdi. Şimdi o kavşak öyle bir yer ki arkadaşlar, ışıklardan normalde bizim dönüşümüz şöyle, ne yapıyoruz, sol tarafa yanaşıyoruz, öyle dönüyoruz oradan, ama bizim sağımıza da oradan yani arabalar giriyor. Hani biz sağ tarafa yanaşsak bu sefer yolu kapatmış oluyoruz, oradan bir sıkıntı. Sol tarafa yanaşıyoruz dönüş noktasına, bu sefer ne oluyor, sağımıza araba giriyor, bizim sağımız kör nokta. Oradan bir sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra adam sağına giriyor. Oo, sen bana vurdun la kardeşim. Sen arabanın sağına girdin. Orada dönüş yapıyoruz. Sen arabanın sağındasın. Ben seni görme bile görmüyorum. Sen girmişsin. Ben sinyal verdim ya. Ya sen sinyal verdin de sen nereye sinyal verdin? Sen nereye? Sen kendine sinyal verdin. Bana sinyal vermedin ki. Ben seni orada görme şansım yok ki. Ki bir de sen dönüş noktandan değil ikinci şeritten dönmenin peşine girmişsin. Usulsüz şekilde ne oluyor? Sen bana vurdun oluyor ondan sonra. Uğraş ondan sonra. Yok tutanak tut. Yok haksızdın. Yok haklıydın. Uğraş dur adamlarla. Yani kalıyık sıkıntıya. O abimiz de burada arıza yapmış. Tayımız Renault Magnum. Yani diyeceğim yolda arkadaşlar bu işi yapması zor. Hani aslında zor değil ama birbirimize zorlaştırıyoruz yani. Birbirimize zorluk çıkarıyoruz. O yüzden zor. Yoksa hani çok da bir zor yönü tamam var. İlla ki her işin zorluğu var. Bugün kahvecisinin de, fırıncısının da, bakkalcısının da, marketçisinin de, kamyoncusunun da, taksicisinin de, dolmuşçusunun da, bunların hepsinin
illaki zorluğu var. Herkese zor bir şey var. Yani artık bu devirde zaten kolay para kazanma kalmadı. Ha, kolay para kazanmanın yollarını bulanlar var. Ama biz o işlere giremeyiz. Biz dolandırıcılık, güç kağıtçılık peşinde koşamayız. Bunları yapamayız. Biz normal adam gibi çalışıp kimseye sıkıntı vermeden hakkıyla, hukukuyla işimizi yapmanın peşindeyiz. Çoğu kişi de öyledir yani. O zihniyeti bozuk, tiniyeti bozuk insanlarla bu işler öyle şey yapmaz yani. Benim bildiğim yürümez. Neyse, buradan dönmeyelim. Biz arkadaşlar gidelim. Burası gerek yok. Köprünün üstünden dönelim, geri gelelim. Burası sıkıntılı çünkü. Sakat. Burada bir pilavcı dayım var, Rizeli arkadaşlar. Adam geçen de bir oturalım yanına dedik. Adamın derdi, adama bir konu açtık. Adamın derdi bizden çoğumuş. Baktım ki o daha çok konuşuyor benden. Ya dayı dedim. İyi ki dedim yani. Bir şey söyledik yani. Sen bizden çok şey yaptın, dert yandın dedim. Kardeşim, bir de şöyle bir şey var. Dert yandı derken, millete bir şey demeye gelmeyeyim. Millet zaten tıka basa, boğazına kadar dolu. Sen A demeden millet alfabi yani 29 harfi hepsini sayıysa, sen yeter ki A de. A dedin mi bitti zaten. Çünkü millet artık çıkamıyor hiçbir şeyin içinden ya. Ekonomik olarak millet darlıkta. Yani para dönmüyor ortalıkta, piyasada. Para dönmediği için de sıkıntı yaşıyoruz yani memlekette, sıkıntı. Yellow, yellow. Evet arkadaşlar, buradan hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın, Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı izleyip, beğenip, paylaşmaya, izlettirmeye devam edelim. Abonelikleri hani, şimdi arkadaşımız bize demiş ki, abi abonelikleri artırmaya çalışıyorsun, böyle böyle bir şeyler falan filan gibisinden yorumlar yapan arkadaşlarımız var. Kardeşim, abone artsa da artmasa da benim için çok da değişen bir şey yok. Dediğim gibi baştan da anlattığım şekilde düzenimiz bizim devam ediyor. Ha, çok da önemli değil. YouTube'umuz bizim varmış yokmuş, ben o kadar da şey yapmıyorum. Dediğim gibi sadece arkadaşlarımızın, katılımcı arkadaşlarımızın bir beraberliğimiz var onlarla. Kimse kimseyi kırmasın, üzmesin. Yolumuza, izimize bu şekilde devam edelim dedik. Yine de aynı şekilde hepinize saygılar, selamlar deyip videomu sonlandırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.